Bakın sezon başı sakinliğe ihtiyacı yoktu. Çok kuvvetliydi Fenerbahçe. Çok güçlü oyun oynuyordu. Bak orayla ilgili bir şey söyleyeceğim hocam. İzin verirsen hafta arası kulaklarını çınlattım. Ee, benim küçük kız biliyorsun Liverpool fanı. Benim şapkamı getirdi ya. Birkaç şey önce bir röportajı izlettirdi bana Klopp'un. Hı. Klopp diyor ki aynen senin söylediğinde biliyorsun bu sistemi oynatıyor şu anda yıllardır. eğer diyor süper bir on numaran yoksun ki yoksa diyor eğer süper bir on numaran yoksa ki dünya futbolunda zaten onları diyor bulmak çok zor. Bunu oynayacaksın ve topu çabuk kazanacaksın diyor. Başka çaren yok şu Yani anda. de bana göre bir iki antrenör. Yani müthiş antrenör. Muazzam. Şimdi bak, o kadar basit cümlelerle söylüyor. Evet. Diyorsun. Elinde Alex ha. yoksa diyor. Aynen öyle. Tamam, Hemen kardeşim. kazanacaksın. Ha. O pasırı atan adamın yoksa sen hazırlıksız Aslında yakalayacaksın. Aslında Galatasaray'ın müthiş bir profesyonel var. O gegen presi anlatıyor yani. Müthiş bir profesyoneli var Mertens. Müthiş bir profesyonel. Evet. Düzgün bir adam. 60 evet. dakikalık kondisyonu var. Ama Mertens olduğu için 2-1 oynuyorlar. Hı -hı. Doğru mu? Evet doğru. Ama e, e, Mertens'in yerine 1.300 sokmak zorunda kalıyor. Elinde başka bir şey yok. O zaman Klopp'un dediğini yapacaksın. Hemen Önüşü önde oynacaksın. basıp kazanacaksın. 4 3 3 Fenerbahçe iyi oynayan bir takım. 8 numara 6'ya destekli 4-3 için söylüyorum. Gözüken tabloda hatta gerçekten de yani Simanski'yi mesela sağ kenarda bazen oynatıyor ya. Hı hı. Bunlara ihtiyacı olmamalıydı Fenerbahçe'nin. Bu kadar planlama problemi olmadan ki Ali Bey yoğurdu üfleyerek giyeceğiz bu sefer dedi. Çünkü Norşerder maçına gidince 6 5 stoperimiz de yok oldu bir anda dedi. Genç takımdan bir çocuğumuzu oynattık. İsmail'e evet. stopere çektik dedi. Yazam O yüzden ama vardı ben, da yoktu ama. Evet, Samet yazmış vardı. Yani. Bu şimdi orada oldu ama burada boşaltlar bir anda. Cengiz oyundan çıkarken Simanski'yi kenarda oynattı. Bir şey daha var yalnız hocam. Bu 12 yabancı kuralı ha. da kafaları karıştırdı, planlamaları bozdu. Bence mesela Lincoln'lu siz söylerken aklıma geldi. 18-19 yabancıdan bahsediyorum. Ben, söyleyeyim. ben Fenerbahçe'nin 12 kişilik kadrosu tutardım ben. Hı, bunu, ona rağmen onu tutarlar. Bu falan Türkiye'ye ve Fenerbahçe'mize verdiğiniz hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. Sezon evet. sonunda. Sezon sonuna <laughs> kadar fayda olur. Liderliği vardır, kişiliği vardır, şeyi vardır. Onu elersiniz. Ama Lincoln ben ümit vaat eden bir oyuncu ve yetenekli bir oyuncu olarak gördüğüm için. Sadece ümit veren değil. Tabii 12 oyuncuyu şu anda düşünecek durumda değil Fenerbahçe. Bir, Başkan bırakma kararı almış ama en azından bir şampiyonluk ve alıp kupayla kupayla e, kazanmak istiyordur şu anda da uzak değil. Bence şansları eşit iki takımında. Ee, şimdi güzelce evlenecek, uyuyacaklar, istirahat edecekler. Sağlıklı bir şekilde dönüp daha sonra da yarınki maçı bekleyecek. E, Ama derbiye geçmeden gözüken hocam. Gözüken tablo şu. Hı -hı. Rams kadar gidecek bu iş. Sezon başında He, tahmin tahminleriniz. Oo, hiç bir, bir değil şu an. Böyle yani. gözüküyor. E, biraz önce Mehdi haber verdi. E, Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden e, Bean Spor'la e, bir ön sözleşme imzalandığını duyurmuş. 182 milyon dolar yazan rakam. Kaçtan kaça çıktı? Onu da söylesinler kulağına bari. E, 150'den 80'e çıktı galiba. 150'den mi? Evet. Daha azdı ya. Öyle mi? Tabii canım. En fazla 110, 120 milyon euro falan ha, değil tabii Bu arada... 150 şeyin teklifi de olabilir. Şimdi şu var yalnız. Eğer bu 180 kaç milyon açıklamışlar? 182 milyon dolar açıklamışlar. Acaba doları kuru bu KDV dahil mi? 218. Hayır bu e, sabitleme. Yani, kuru şey. sabitleme öyle bir ifade var mı Mehdi açıklamış? Ama Yok. şunu söyleyeyim. Özellikle bu süreci yöneten... 11 Mart'a kadar Türkiye Futbol Federasyonu. bir süreç var. Bu işten sonra Kulüpler Birliği Başkanı Ali Bey, Göksel Bey, Dursun Bey, Beşiktaş herhalde bu kulüpler Hani bu süreci götürdüler. Hı. Tek şey oldu. Hem bu kulüplerin ve şeyi rekabet ortamı için bir de tabii Saadettin Bey de bu olayı buraya getiren oldu. Aslında. Tabii o Saadettin olmasaydı bu rakam buralara yükselir burayı... miydi? Yani Saadettin Saran girmeseydi bu ihaleye, ben varım bu işe demeseydi geçen senelik parayı bile zor bulurlardı. Gerçekçi olmak lazım. Katılıyorum. Ee son hayırlısı olsun. Ee, o zaman hocam yarınki derbiye dair de tabii Galatasaray'da Fenerbahçe gibi e, şok bir e, kupa e, darbesinden sonra evet. Galatasaray'ın tabii tek hedefi kaldı artık. Hem e, Süper Kupa maçı da var ama lige e, odaklandı. Beşiktaş kupada yoluna devam ediyor. Eee ligden sonra kupada da e, Konya'yı mağlup etti. Ee, neler söyleyeceksiniz yazın yarınki derviyeye? De, bir parantez kere, açalım. Bir 5-10 da şikayetimiz var. E, bizim bölümümüzde yarı yarı tribünlerden sonra hep söylüyorum artık e, öyle Efsane. bir şey kalmadı. Ev sahipliği kaldı. Bu Fener'le Galatasaray arasında biraz bozuldu ama ev sahibi üstünlüğü. Beşiktaş'ta Galatasaray arasında Stad'ın yenilendikten sonra Galatasaray maç kazanmadı orada. Evet, ama ofansif anlamda Galatasaray'ın daha güçlü olduğunu görüyorum. Çünkü siyahla beyaz kadar fark edecek bir değişikliğe gitti. Beşiktaş. Daha böyle kompak oynayan bir takıma daha az pozisyona giren ama pozisyon vermemeye. Ya Beştaş'ın 3-7 maçta en iyisi Mert'ti yani. Direktler penaltı falan evet, kurtarıyordu. Öyle maçının en iyisi Mert'ti. 3-1 bitti maç. Evet. Şimdi başka bir duruma geçti. Bunun avantajı dezavantajı olacaktır. Beşiktaş taraftarı da bu yıl ilk kez full oynayacaktır. Onu söyleyeyim sana. Kupa maçını da izledim, gördüm. Bu geçen haftaki o medyada çıkan şeylerde biraz olayı yapmış. Ama e, ben Beşiktaş-Galatasaray maçında Galatasaray'ın kaybetmeyeceğini düşünüyorum maçı. Fenerbahçe'nin lider olma ihtimali görüyorum. Beraberlikte dahi lider olacaktır. E, Galatasaray ağırlıklı ama çok rahat. 3 puan değil. Ben Beşiktaş'ı yendim, döndüm falan gibi bir sert bir Beşiktaş bekliyorum. Acaba orta sahada 2-1 mi oynayacaklar? Yani hı hı. stoperi ve Stoper neydi? Orta. Amarte. Mi? Amarte. yapıp. Kim oynayacak mı? bilmiyorum. Salih'le mi başlayacak 4 oynayıp onu da bilmiyorum. Hayırlısı yarın. Sağlıklı bir maç olsun da çünkü ben gerçekten gündüz maçları da seyrettim. Bodrum Sporu, Eyüp maçını da izledim. Olaylar çıkmış değil mi? Yani. iki kırmızı var. Bir an önce şöyle maçlar bitsin de kazası birazsız tek istediğim bakın tekrar şimdiden söyleyeyim Sayın Ali Yerlikaya Bey'e de spor bakanımda buradan bir ricada bulunayım. Bak çok tehlikeli sıkıntılı şeylere gidiyor. Bu sosyal medyası, tribünleri falan Arda'ya taşıdığı Oyuncunun şeyi yırtılmış gözünde bir şey diyorlar ya. Uğurum. Retina. Dedim. Yani bazen de gündeme gelmeyen hakem dövmeler, futbolcu dövmeler, Bizim uzak tribünleri falan Görmedim. Artık uzağımıza gözümüz içine baka bak olaylar oluyor ama sükunet gerektiğini düşünüyorum. Daha tedbirli olmasında süper kupa finali Urfa'da çok doğru şeyler yapılması lazım. Çünkü gerçekten çok e, gergin ortalık. O yüzden şampiyonun şifresinin 5 harften geçtiklerini düşünüyorum. Sakin kalan şampiyon olacak. Sakin. E, 100. yılda oynanamayan e, 100. yıl Süper Kupası'nı e, Nisan'da oynayacak iki takım Urfa'da. Urfa'da da e, bu hafta içinde e, stadı e, yetkililer gezdi. olumu şey yok diyorlar sadece. Yarı otomatik sistem yok diyorlar sadece. Evet. Ama yani. O, o, kadar önemli değil yani. Evet. <laughs> yani o da enteresan. Yarı otomatik. Yani Şöyle deprem bölgesi olduğu için de oradaki ben federasyon olsam açıkçası 11 tane maalesef ilimizden biner kişi davet ederim maçlara. Oradaki Fenerli, Galatasaray'a gönül veren insanları. Hem de ortamı da yumuşak... bir şey, şeyler olmaz. Tabii. Yani e, madem orada bence çok sağlıklı bir karar değil Urfa'da olması. Urfa'ya da yakışır. <laughs> o, o dramatik olaydan sonra hayır içimize rahat olaydan. Sonra, yok bunu şu yüzden söyledim Urfa'da hani e, e, stadyumla ilgili bir eee falan ha, diyorlardı zaman, ama tetkik geçmiş. Diyorum. bu hafta bir e, karar vermeden diyorlar. Okey. <laughs> hayır bir daha herhalde oldu. Yani, ha bir daha oldu. Tabii daha önce kontrol etmişti. Evet tabii tabii. Problem yer otomatikle yok. Ben yer otomatiğin şu anda bundan 2 önceki sistemden fark olduğunu düşünüyorum Onu katılıyorum söyleyeyim. hocam <laughs>